getiremediklerimiz içler acısı bir tablo var. Hemen dönüyorum Bülent Çulcuoğlu'na Aydıncık'ta ve o da yangının durumunu kontrol ediyor. Hemen arkasındaki durumu. Hemen Bülent neler söyleyeceksin? Son duruma dair neler aktaracaksın bize? Dumanları görüyoruz ama. Nilgün Balkaş, Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan yangın halen devam ediyor. Arazinin çok dik ve engebeli oluşu sebebiyle karadan müdahalenin imkansız olduğu yangına havadan zaman zaman müdahale ediliyor. Özellikle Aydıncık ilçe merkezine yangının ulaşmaması amacıyla şu anda itfaiye ekiplerinin büyük önlem aldığını söyleyebilirim. Kameraman arkadaşım Eyüp bunu ekranlara getirsin hemen. Şu anda Aydınlık e, Aydıncık ilçe merkezinde eteklerindeyiz ve hemen o dağların yabancılığına devam eden yangınların olduğunu söyleyebilirim. Mersin'in Aydıncık ve Günlar ilçe sınırında bulunan Pembecik mahallesinde Kızılçam ormanlarına henüz belirlenemeyen sebeple çıkan ve tam 48 saattir müdahale edilen yangın devam ediyor. Çok geniş bir alanın yangından zarar gördüğünü hemen belirtelim. Yangının ihbarıyla birlikte bölgeye gönderilen söndürme helikopterleriyle havadan yine arazöz ve iş makinaları ve orman işçileriyle karadan yangına müdahale başlatılmıştı. Ancak arazi çok sarp ve engebeli oluşu, dağlık oluşu ve yangın bölgesine karadan ulaşmanın imkansız olması sebebiyle Aydıncık'taki yangınla güçlükle mücadele ediliyor ve çok geniş bir alanda yangın var şu anda. Yaklaşık şunu aktarayım hemen yaklaşık 5 kilometre genişliğindeki bir alanda yangın devam ediyor yer yer. yine yaklaşık 5 kilometre de bir derinlikte de bu devam eden bir yangın var. Yani 25 kilometre kadar bir alanda devam eden bir yangın var. Özellikle şu anda ekranlarda izlediğiniz tepelerden Aydıncık ilçesine doğru inen e, e, alevler var ve işte o alevlere müdahale etmek gerçekten imkansız çünkü arazi şartları oldukça elverişsiz şu anda itfaiye ekipleri Aydın ilçe merkezinin çevresinde bütün önlemleri almış durumda. Kameraman arkadaşlar şimdi ekranlara getirecek. Bakın itfaiye ekipleri şu anda yangının aşağıya doğru indiği noktalarda tedbiri almış durumda. Çünkü şu anda bu yamaçlarda devam eden yangın yaklaşık 400-500 metre daha aşağıya iner ise yerleşim yerleri var burada. Tabii yerleşim yerlerinin çoğu boşaltılmış durumda. Onu da hemen aktarmak istiyorum. Birçok nokta boşaltılmış durumda. Yangınla birlikte tabii ki orman ekipleri can siperhane şekilde yangına e, müdahale et kontrol altına almak amacıyla büyük bir mücadele verdiler ancak şu anda halen esen güçlü bir rüzgar var Aydıncık bölgesinde bu rüzgardan dolayı da yangına müdahale oldukça e, güçleşiyor hemen kameranın arkasında bir noktayı daha ekranlara getirsin. bakın zaman zaman alevlerin yükseldiği e, noktaların olduğunu görüyorum Aydıncık bölgesinde yani yangın halen Aydıncık ilçem merkezinde bazı kırsaldaki noktaların yerleşim yerlerini tehdit ettiğini hemen söylemiş olayım Aydıncık ilçesinin soğuk Oksu bölgesinde Duruhan, Karaseki, Yenikaş, Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi tamamen tahliye edildi kırsal alanda bazı evlere sıçrayan yangının söndürülmesi amacıyla ekiplerin dün akşamdan bu yana yoğun çabası vardı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le de açıkladı. Aydıncık bölgesinde dört yapı tamamen zarar gördü orman yangınında. Yangına bir uçak, beş helikopter ve 97 arazöz ile müdahale edildiğini hemen belirtmiş olalım. Yine AFAD ekiplerinin de yangını söndürmek amacıyla orman ekiplerine büyük bir desteği var. Hem Mersin AFAD'la gelen ekipler hem de Ankara Nide ve Karaman illerinden gelen AFAD ekiplerinde yangını söndürmek amacıyla yoğun çabası var. Ama dediğim gibi gerçekten de yani insan üstü bir gayret var ama şu anda bu engebeli tepelerde dik yamaçlarda yangına karadan müdahale etmek gerçekten imkansız.